Herkese selamlar. Renk renk yaprakların dallarından döküldüğü güzel bir sonbahar gününde biz de çekimimizi dışarıda yapalım dedik. Size bir parktan sesleniyorum. Bugünkü videoda kısaca nelerden bahsedeceğim? Göçmenlik bürosu public charge kuralı ile alakalı formların 13 Ekim'den itibaren gerekli olduğunu açıkladı. Dolayısıyla 13 Ekim'den itibaren gönderilen bütün dosyalarda public charge ile ilgili formların doldurulması, sorulara cevap verilmesi gerekiyor. Göçmenlik bürosu premium processing servisiyle yani dosyaların hızlandırılmasıyla alakalı bir açıklama yaptı. Bunun detayları. Dışişleri Bakanlığı bir sürü profesyonel ve uluslararası şirketin kullandığı B1 in lieu of H1 yani H1 yerine alınan B1 vizesi konusunda bir düzenleme yayınlamak üzere, bir genelge yayınlamak üzere onun detayları. Ve tabii en önemlisi, bu haftaki en önemli gelişme H1B ve Perm dosyalarında, Green Card dosyalarında maaş seviyelerini inanılmaz bir şekilde arttıran ve bir gecede çıkartılan kanunla alakalı devlete karşı dava açıldı. Bu davanın detayları, bu konulardan bahsetmek istiyorum bugünkü videomuzda. Öncelikle göçmenlik bürosunun premium processing yani hızlandırma servisiyle alakalı harç ücretlerini arttıracağını ve bazı form gruplarına premium processing getireceğini daha önceki videomda anlatmıştım. Premium processing neydi? Dosyanın ekstra bir ücret ödenerek hızlandırılması ve 15 günde dosyadan sonuç alma imkanı. Tabii bu sadece göçmenlik bürosunda yapılabiliyor ve sadece belli form gruplarına yapılabiliyor. Bütün formlara yapılamıyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra göçmenlik bürosu ikinci bir açıklama yaparak şimdilik sadece premium processing'in ücretlerini arttıracağını fakat ekstra form gruplarını henüz devreye sokmayacağını, bunların ileri bir tarihte devreye sokulacağını söyledi. Bugünkü durum itibariyle göçmenlik bürosu premium processing ücretlerini arttırdı. Fakat bu premium processing önceden hangi form gruplarına, hangi dosya gruplarına uygulanıyorsa şimdi hala onlara uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki aylarda belki de farklı form gruplarına uygulanacak. Peki premium processing ücreti ne oldu? Premium processing ücreti 1440 dolardan 2500 dolara çıktı. Bu ciddi bir artış. Dosyanın hızlandırılması için eskiden 1440 dolar ödenen dosyalarda şu anda 2500 dolar ödemek gerekiyor. Sadece iki dosya grubu bunun istisnası. R1 dosyaları yani din adamı dosyaları ve H2B yani mevsimsel işçiler, mevsimlik işçiler. Bu dosya gruplarında harç ücreti 1440 dolardan 1500 dolara çıkartıldı. Yani o iki gruptaki hızlandırma isteyen başvuru sahipleri 2500 yerine 1500 dolar ödeyecekler. Tabii ki hızlandırma dosyaları için harç ücretlerinin bu şekilde arttırılması aslında çok iyi olmadı başvuru sahipleri için. Ama yine de göçmenlik bürosunun özellikle bütçe açığı yaşadığı bu günlerde belki de bütçe açığını bir nebze kapatmak adına iyi bir adım olarak görülebilir. Bizi asıl heyecanlandıran haber bu premium processing servisinin başka dosya gruplarına da getirilecek olmasıydı. Henüz onunla ilgili bir yürürlüğe girme tarihi yok. Devlet onu bir ileriki tarihe bıraktı. O şekilde bir açıklama yapıldığında da tekrar bunu duyuruyor olacağız. Göçmenlik bürosuyla ilgili ikinci haber, public charge kuralıyla alakalı. Form 944 yani göçmenlik bürosunun public charge'a tabi olan başvurular için doldurulmasını istediği 944 formu artık 13 Ekim'den itibaren mutlaka ve mutlaka gönderilmesi gerekiyor. Bunu bir kere daha hatırlatıyoruz. 13 Ekim'den önce public charge ile alakalı form gönderilmediyse göçmenlik bürosu bunu bir sorgulama göndererek talep edecekti. Formda bir eksik varsa bunları sorgulamada isteyecekti. Ama 13 Ekim'den itibaren artık 944 formunun göçmenlik bürosuna gönderilmesi gerekiyor. Ve eğer eksik veyahut da yanlış doldurulmuşsa dosyanın geri gönderilmesine sebep olabilir. Eksik veya geri gönderilmediyse işleme alınacak ve dosya devam edecek. Public charge kuralından çok detaylı bir şekilde daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Public charge kuralı bazı mahkeme kararlarıyla iptallere uğradı. Bazı eyaletlerde geçerliydi. Fakat son an itibariyle, şu an itibariyle public charge kuralı bütün Amerika'da geçerli. Göçmenlik bürosuna gönderilen bazı dosyalarda public charge kuralı ile ilgili sorular var. Onların cevaplanması lazım. Green card dosyalarında kahir ekseriyetle 944 formu var. Onun doldurulması lazım. Dolayısıyla public charge kuralı 13 Ekim'den itibaren tamamen etkisini gösteriyor ve yürürlükte. Göçmenlik Bürosu ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili başka önemli bir haber. Geçen videomda da duyurduğum gibi H1B ve Perm yani işleri üzerinden Green Card başvurularıyla ilgili ücretlerinin bir gecede arttırılması haberi.
Bu gerçekten çok büyük bir şok olarak karşılandı. Bir gün ilan edildi, ertesi gün yürürlüğe girdi. Hiçbir şekilde bir kanuna, kurala uygunluğu yok. Yorum süresi denen 30 gün veya 60 gün gibi bir süre tanınmadı. Bugün yayınlandı, ertesi gün yürürlüğe girdi. Peki neydi bu kural? H1'da ve Green Card'da her pozisyon için 4 seviyeden oluşan bir maaş sistemi var. Bu maaşları Çalışma Bakanlığı işin tanımına ve coğrafi lokasyona göre belirliyor. Mesela diyelim ki bir pazarlamacı için veya bir finansal analist için bir H1B veya Green Card başvurusu yapılacak. Green Card dosyaları için konuşuyorum. Çalışma Bakanlığı'na bir iş tanımı gönderildiğinde Çalışma Bakanlığı bunun hangi coğrafi lokasyonda olduğuna göre bu işin ve iş tanımına göre bu 4 seviyeden birisini belirliyor. Yine H1B başvurularında LCA denen, Labor Condition Application denen bir form var H1B'nin faal edilebilmesi için. Burada yine 4 seviyeden birini, hangisi uygunsa maaş seviyelerinden birini seçiyorsunuz H1B dosyasını gönderebilmek için. İşte Çalışma Bakanlığı bu maaşları bir gecede bir anda arttırdı. Çok ciddi bir şekilde ve bu tabii çok büyük infiale sebep oldu. Çünkü bir işin maaşı birinci seviyesi bir gün önce 35 binken ertesi gün 50 bine yükseldi. Level 3'si 75 binken belki bir gün sonra 100 bine yükseldi. Bu tabii bir bakıma H1'ı mümkün olduğu kadar olağanüstü kabiliyetli insanların almasını istediğimiz bir vize haline getireceğiz demişti Trump. Bu onunla alakalı biraz. H1 maaş seviyelerini yükselterek daha az şirketin bu başvuruyu yapmasını sağlamak ve gerçekten kalifiye olan kişilerin yüksek maaşla H1'ı alması, H1 maaşlarının yükseltilmesinin Trump hükümeti tarafından amacı buydu. Bu tabii çok olağanüstü bir hareket. Hiçbir kanuna, kurala uymayan, tabiri caizse gider ayak yapılan seçimlerden hemen önce bir düzenleme. Bunun çok yakın bir zamanda dava edilmesi ihtimalinden ben bahsetmiştim bir önceki videomda ve bu dava açıldı. Bu hafta itibariyle bu dava mahkemede açıldı. Üyesi olduğumuz Göçmenlik Avukatları Derneği ve bir dizi başka şahıs ve dernek bir araya gelerek Çalışma Bakanlığı'nı bu kuralla ilgili dava etti. Benim beklentim mahkemenin kısa bir süre içinde karar vereceği ve bu kararın yürürlüğün durdurulması şeklinde olacağı. En azından ümidim o şekilde. Çünkü gerçekten kanuna, nizama uymayan bir hareket bu ve mahkemenin buna bir dur diyeceğini düşünüyorum. Tabii burada önemli olan soru şu, bir sürü insanın sorduğu. Peki biz şu anda ne yapalım? H1B LCA'larını faal edelim mi? Prevailing Wage Determination yani maaş sisteminde bulunalım mı? Buna cevap vermek gerçekten zor. Belki birkaç hafta mahkemeden bir çözüm çıkacak mı diye bu beklenebilir. Dolayısıyla biraz beklemeye girilebilir. Ama bazı dosyalar var ki beklemek mümkün değil. Mesela şimdi faal ettiğimiz, şimdi gönderdiğimiz H1 dosyaları gibi. Onlar için bence beklememek gerekiyor. Çünkü vakit çok daraldı. Eğer bekleme imkanı varsa, vakit varsa beklemek, bekleme imkanı yoksa bir an önce maaş sisteminde bulunmak gerekiyorsa bunu yapmak iyi olur diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığı ile alakalı bir güncelleme. Dışişleri Bakanlığı yine hemen seçim öncesinde bazı şirketlerin çok sık kullanmış olduğu H1B vizesi yerine B1 vizesi diye bir düzenleme var. Bunun kaldırılması için bir genelge yayınladı ve yorumu açtı bu genelgeyi. Olay kısaca şu, normalde H1B alması gereken şahıslar, yani bir Amerika'da işveren tarafından sponsor edilerek üniversite derecesi gerektiren bir pozisyonda H1 alması gereken şahıslar, H1 almasalar bile veya H1 kotasına girmeseler bile yabancı ülkedeki şirketin çalışanı olarak Amerika'ya gelip burada productive work dediğimiz üretici olarak çalışabiliyorlar. Yani burada Amerika'da iş yapabiliyorlar, çalışabiliyorlar. Bu çok az sayıda zaten insana verilen bir fırsat. H1 kotalarının bittiği bir dönemde uluslararası şirketler için daha çok kullanılan bir metot. Burada konsolosluktan sanki normal bir B2, B1 vizesi başvurusu gibi başvuru yapıyorsunuz. Pasaportunuza B1 vuruluyor ama H1 yerine vurulan B1 olduğu için Amerika'ya geldiğinizde çalışabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu güzel bir fırsattı. Özellikle kişilerin H1 olarak klasifiye edilemediği, tanımlanamadığı ve bazı insanların da gerçekten hangi vizeyi alacağı belli olmadığı klasik anlamda vize tanımına uymayan kişiler için bu B1 opsiyonu çok güzeldi. Bir sürü Dışişleri Bakanlığı Departmanı'nın kariyer diplomatlarının söylediği gibi konsolosluklara geniş imkanlar veriyordu insanlara vize verebilmek için. Dolayısıyla şu anda Trump hükümeti bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyor. Tabii bu yoruma açıldı. Bu kural henüz sadece tasarı aşamasında. Gelişmeleri duyuracağız ama bunun kaldırılması çok iyi olmayacaktır. Belki çok fazla kişiyi ilgilendirmiyor ama bunu kullanan şirketler, şahıslar var. Umarım bu kural kalkmaz ve uygulanmaya devam eder. Herkese çok teşekkürler ve görüşmek üzere.